Çünkü aslında başlangıcında bu işte best, best model manhunt gibi işler var. Yani ve hayatında da var değil mi onlar böyle e, farklı işler ve birini terk etmek zorunda kalmak diğeri için. Mesela bu müzik çalışmaları yüzünden basketbolu terk ediyorsun galiba. Yani fiziğin aslında sana seni bir yere evet. yönlendiriyor da sen başka yöne mi gitmek istiyorsun? Öyle gibi anlıyorum ben kariyerinden. Ya hayatının içerisinde birçok şey sığdırmaya çalışırken hmm. e, bir dalı bıraktığınızda ya yani birini tuttuğunuzda diğerini bırakmak evet. zorunda kalıyorsunuz. Ama zaten mesela basketbol oynayacaktım. Ben oynamayacaktım. Sen oynayacaktın yani. <laughs> o belli bir şey yani. Yani senin basketbol oynaman ya da e, işte herhangi bir model yarışmasında e, güzel adamların seçildiği bir işte güzel bir adam olarak boy, poz, güzellik olarak çok kolay senin için. Benimkisi çok zor oldu. Benim hayatım zor. Yani <laughs> e, ne basket ne best model yarışması. Hiçbirisi de şansım yok. Bize Ama oradan buraya dönmek, oradan buraya dönmek mesela işte müzik için hakikaten basketbol <laughs> bırakmış müzik için. Evet. Ha, mesela bu sonra yakışıklı adam zaten hayat ona kolay ama böyle bir film çekiyorsun. Siz de ağır romanı çektiniz. Ama şeker. Biz şimdi orada oynayabilir miyiz Canım yani? Canım efendim. E tabi orada daha bücür, <laughs> daha... E, <laughs> Daha kavruk, şey e, kavruk sokaktan gelme <laughs> bir, çok bir şey söylüyor şu e, Türk <laughs> e, çocuk filan böyle. Ben, yani e, şimdi Maşallah ama maşallah olmasın. bu çok hoşuma Aa. gidiyor benim bu yani çünkü zaten elde var bir olan şeyler zaten hayatta yapılması kolay ve başarı için yeterli zemini oluşturan şeyler varken gidip diğer işlerde kendini denemek zorlamak bu müthiş bence müthiş. Tebrik ederim. Yani Harikulay. küçükken bir hayal kuruyoruz hepimiz sonuçta. Hmm. E, büyüyünce şöyle olsam, ben de böyle olsam falan hmm. derken e, bir şekilde hayat bize bir yol çiziyor. <laughs> e, o yol esnasında da karşımıza çıkan şeyler daha sonrası için bizim elimizde bir donanım olarak kalıyor. Bu işte müzik, e, basketbol, işte spor, e, yaptığım her ne varsa işte bunun içine modellik hmm. gerçi yapmadım ama sadece yarışmasına katılmıştım. Hmm. Keşke olsa da yapsak ama Türkiye'de biraz o işler eskiden Doğru. varmış. Eskiden varmış. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Ee, o Ama şimdi bunlar e, en azından e, haberdar olduğum şeyler yapmak yani yap, buradan geçmiş olduğum şeyler benim e, cebimde duruyormuş gibi düşünün. Sonuçta bir oyuncusunuz. Birçok karaktere bürünmeniz için birçok şeyden haberdar olmanız lazım. Bu da onlardan bir tanesi olarak bende kaldı. Peki bu Fuat projesi aynı zamanda bir ee, cinayetleri sorgulayan bir komiserin hikayesi. Evet. Yani bu bu da ilginç. Evet. Ee, 30'lu yıllarda mı? Doğru mu okudun? Yok günümüzün. Günümüzde. Peki ha aman başka bir şey okuyorum. Eksi ee, 25 e, -25 -30 aslında meteorolojik bir şey yazmışlar. Ben 30'lar 30'lu <laughs> yıllar gibi anladım bir anda. Tam başından söktüremedim onu. Tamam. Hı hı. Günümüzde geçiyor. Çok ilginç bence. Merak ettim filmi. Yani kısaca anlatabilirim size e, konusunu Hı, e, tabii lütfen. spoiler vermeden. E, küçük yaşta e, annesini öldüren bir babası var Fuad'ın. 5 e, yaşındayken buna e, şahit oluyor ve işte yetimhanelerde falan büyüdükten sonra bir şekilde büyüdüğünde e, polis oluyor. E, polis olduktan sonra da kadına şiddet uygulayan e, kişilere karşı biraz daha zaafı oluyor. Onları biraz daha hırpalayan bir adam haline gelmiş oluyor annesinden dolayı ee, ve bir olaydan sonra da e, diyorlar ki seni biz bir doğuya bir sürelim yani sürmek değil de o, orada sen bir kafa iznine git hem Hı. orada da bir cinayet var onu da bir çözümle Hı. diye gönderiyorlar gönderdikleri yerde zaten o 5 yaşında terk etmiş olduğu köy Aa. Ay. Evet Aa. Ee, terk etmiş olduğu köye gittiği zaman or orası onun için hiç iyi anılar ee, barındıran bir yer değil ee, Oradan aslında bir an önce gitmek istiyor. Hatta aslında adam hayatından soğumuş. Yaşamanın anlamını sorgulayan bir tavırda yaşıyor hayatını. Sonra bir bakıyor ki o cinayetin aynısından aynı gün başka bir yerde aynı şekilde bir ölü daha bulunuyor. Ve neden olduğunu merak etmeye başlıyor. Hmm. Bu cinayetler artık seriye bağlandıktan sonra bunları çözümlerken kendi çocukluğuyla hesaplaştığı bir film. Çok güzelmiş. Ee, Sonundan evet, oluyor dermiş. Bir böyle. daha söyler misin senaryo zoruna? Erdal Rahmi Anay. Evet, çok, çok ilginç. Buradan kendisine selam evet, evet, Çok çok e, ilginç bir hikaye. Peki.